Yani 12-13 senedir kurumsal hayattaydım. Bir yandan da hep kendi bir bebeğimiz olsun istiyoruz. Neden bunu yapmayalım? Yani güçlü kadın ya da böyle işte gerçekten kendi işini yapabilecek kadın görmeye çok maalesef hani bazı insanlar alışkın değil. Deposu olmayan girişimler. Amazon'u deposu olarak da kullanabilir. Yani Amazon bizim için çok büyük referans oldu. Amazon yorumlarımızı gördüler. Yurt dışı kapımız da aslında çok daha kolay açılmış oldu bizim için. Herkese merhaba Tekinsight izleyenleri. Ben Şevval. Bugün çok ilginç konuklarım var. Çünkü iki kız kardeş beraber kurumsal hayattan çıkıp ortak bir girişime imza attılar. Ve bugün yanımda Mama Yoyo'nun kurucu ortaklarından Şule Hanım ve Feyza Hanım bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Ya beni çok heyecanlandırdı aslında girişiminiz. Hem kurumsal hayattaydınız ve iki kız kardeş olarak bir girişime imza atmak istediniz. Bu nasıl başladı? Yani 12-13 senedir kurumsal hayattaydım. Şule de 6 senedir kurumsal hayattaydı. Ama her zaman sürekli bir işte şey hani bir şeyler yapayım diye düşünüyordum ama asıl böyle çocukluğundan beri hani taşı bile satan Şule aslında birazcık daha böyle beni çekti diyebiliriz. Aslında birazcık daha böyle hani o kadar evet çalışıyoruz, kurumsalda çok şey öğreniyoruz vesaire ama bir yandan da hep kendi bir bebeğimiz olsun istiyoruz. Neden bunu yapmayalım diye düşündük. Evet. Ve sonrasında beraber bir marka kurmaya karar verdik. Bu aslında bebek ya da böyle kadınlarla ilgili bir marka olacaktı bizim için. Sonra bebeğe karar verdik. Aslında birazcık böyle fikir sonradan oluştu diyebiliriz. Sonra bebekle ilgili bir marka kurmaya karar verdik. Süper. Peki bebekle olmasının kararını verdiniz. Nasıl buldunuz daha doğrusu ürünleri? Ya böyle olur ya her girişimci ilk başta hani ne yapsam diye düşünüp ve bir işte fikriniz bebek ürünlere. Bunu nasıl girişimde karar verdiniz aslında? Kadınlara yönelik bir sektörde bu işi yapacağımızı biliyorduk. Ancak pazarı araştırmamız yaklaşık 1-8 ay kadar sürdü. 8 ay boyunca araştırdığımıza göre daha çok bir premium marka kurma amacımız vardı, bir gayemiz vardı. Ve en tatlı zevk aldığımız bebek ürünleri olduğuna karar verdik. Ortak noktamızı belirledikten sonra bebek ürünlerine yönelmeye karar verdik. Aslında bu şekilde oldu. Evet, aynen öyle. Yani biraz yolda karar verdik. Hani bir şey bir iş kuracağımızı biliyorduk ama tam ürünü biraz böyle pazarı anladıktan sonra gidip mağazalarla konuştuk mesela. Evet. Kids Concept Store'lara gittik. Ne eksik, ne var burada diye onlarla konuştuk. Onlardan da birazcık yorum aldık. Ev tekstilinde mesela hani çok fazla evet şey ithal marka var ama yerli, çok kaliteli ürünlerin olmadığını öğrendik. Ondan sonrasında da hani o yöne doğru bir şeyler yapalım diye yola çıktık. İlk olarak da zaten ev tekstiliyle başladık. Yani bebek, müslin örtüler ve battaniyelerle başladık. Pazara çıkıp aslında kendimiz sonra yönümüzü bulduk diyebiliriz. Çünkü girişimcilerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi ne satabilirim, işte nasıl başlayabilirim ya da ürünü. Evet. E-ticaret yapanların özellikle en çok zorlandığı konu. Ondan dolayı bu konuyu biraz merak ettim hani nasıl karar verdiniz diye. Evet. Ama ürünleriniz de çok güzel bu arada. Ben inceleme şansım oldu. Çok güzeldi gerçekten. 3,5 yıl önce beraber bir marka kurdunuz ve ürünleriniz de ilk olarak müslin ve battaniye olarak başladı ve şimdi de daha farklı ürünlerle devam ediyorsunuz. Peki Mama'ya ileride neler yapmak istiyor? Şöyle aslında evet biz müslin ve battaniyeyle başladık. Sonrasında işte çantalar, işte birazcık daha böyle triko battaniyeler derken triko kıyafetler, sonra işte şey mayolar, mesela mayo şapkalar gibi böyle ürünlere odaklandık. Ama odaklanırken de aslında hep böyle bir mesela diyelim ki işte pazarda bir mayo var. Biz de mayo yapmak istiyoruz ama bunu nasıl farklı yapabiliriz de düşündük hep. Ve işte ona küçük detaylar ekledik. Yani tercih sebebini arttıracak detaylar ekledik. Böyle böyle de aslında birazcık daha tercih edilen bir marka haline geldik. Şimdi baktığımız zaman aslında ürün kategorimizi arttırıyoruz gün geçtikçe. Ve aslında annelerin her şeyi bulabileceği bir marka haline gelmek aslında amacımız. Şu anda yani birçok ihtiyacına cevap verebiliyoruz ama eksik olduğumuz yerler var. Bunları tamamlamak istiyoruz yani. Tamamen bir hani anne, çocuk, bebek, çocuk markası haline gelmek istiyoruz. Eksiksiz bir şekilde. O yüzden aslında önümüzde kategorilerimizi arttırmak var. Kategori sayımızı arttırmak ve tüm ihtiyaçlara cevap vermek var. Bunu yaparken de hakikaten şey hani her markadaki gibi ya da her üründeki gibi değil. Birazcık daha böyle farklı özellikleri ürünlerimize katarak yol almak var. Yaptığınız iş çok farklı aslında diğer ürünlerden. Çünkü bebeklere özel ürünler yapıyorsunuz. Bu yüzden de kumaş, iplik gibi materyallerde daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Burada açıkçası tedarikçiden biz paket ürün almayı tercih etmiyoruz. Çünkü her aşamasına dahil olmak istiyoruz. İpliğine güvendiğimiz, üretimine güvendiğimiz, tamamen arkasında durabileceğimiz bir ürünle pazara çıkmak istediğimiz için. O yüzden bütün şöyle müşteri memnuniyetimiz %100'e yakındır sanıyorum ki. Gerçekten hani talebine karşılık veremediğimiz bir müşteri olsa bile mutlaka memnun etmek istiyoruz ve sonunda talebine mutlaka cevap veriyoruz. O yüzden müşteri dönüşlerimiz de çok olumlu. Bu bizi ekstra çok mutlu ediyor. Üretime gerçekten hani bir harcanacak zaman varsa biz 3 harcıyoruz. Çünkü gerçekten kalitesine güvendiğimiz ürünler ortaya çıkarmak istiyoruz. O şekilde sanırım yani evet, bu da yani bize mutlaka her geçen gün başarıyı getiriyor. Hani çok çalışmak evet ama başarıyı hep böyle elde ettik. Tabii çünkü ürünleriniz birazcık daha önem isteyen kategoride oluyor bebeklere özel olduğu için. Ama
müşteri memnuniyetinizin %100 olması da çok bence başarınızın en büyük göstergesi aslında. Süper. Sizler e-ticarette özellikle ürünlerinizi satıyorsunuz ve bence çok önemli bir sektör. Girişimci kadınlara, girişimcilere ne tavsiye edebilirsiniz e-ticaret sektöründe ürün satmak isteyen insanlara? Kişinin biraz kendini nerede gördüğü daha önemli. Nerede göreceği, nerede görmek istediği daha önemli. Biz biraz pazar arayışında işte hoşlandığımız, tabii bu işten zevk almak, uğraşırken zevk almak çok önemli bir faktör. O yüzden zevk alacağı bir sektörde yürümesi kesinlikle bence en önemli şey. Onun dışında pazardaki boşluklara belki odaklanılabilir. Evet, yani bazen şey oluyor, hani çok satan bir ürüne odaklanıyorlar ve işte o ürünü ben de satayım denilebiliyor. Ama aslında o ürün artık hani o pazar çok doymuş olabiliyor, o ürünün pazarı. O yüzden orada hani doğru karar vermek çok önemli. Bu yüzden biraz önce bahsettiğimiz, aslında pazara çıkıp satışçılarla ya da müşterilerle, annelerle ya da işte tüketicisi kimse, müşterisi kimse, onlarla konuşmak çok önemli. Yani birazcık müşteriyi iyi anlamak bence o anlamda çok önemli. Çünkü bazen e-ticarette de görüyoruz, işte 50 bin yorum almış mesela ürünler olabiliyor ama o yorumu ne zaman aldı? Hala aynı şekilde satıyor mu? Gibi böyle hani analizleri iyi aslında böyle düşünmek gerekiyor. Ve hani eğer bir ürün varsa ben neresinde farklılaşabilirim? Bunu aslında birazcık böyle bir hakikaten sindire sindire düşünmek gerekiyor. Yani çok acele değil. Hani hakikaten içlerine sinen bir şekilde, sinen ürünlerle devam etmelerini öneririz biz ilk aşamada. Ve tabii bunun yanında bir ürüne ya da bir işe başlarken aslında maliyet analizini yapmak çok önemli. Bizim etrafımızda da gördüğümüz böyle hani deneyimlere dayanarak karlılığı analiz etmek çok önemli. Çünkü gerçekten e-ticaret artık çok hani böyle rekabet dolu bir piyasa. Yani yarışabilecek miyim onlarla, yarışamayacak mıyım? Eğer yarışamayacaksam ben ürünümü nasıl farklılaştırabileceğim gibi böyle biraz bunları iyi analiz etmeleri gerekiyor. Biz ürünleri ablamın da bahsettiği gibi çıkartırken hep o kadar mayo var ama insanlar neden bizim mayomuzu almalı sorusunun cevabını üretime girmeden ve ürünü ürettirmeden, üretmeden, tasarlamadan önce hep cevabını yanıtladığımız ürünleri piyasaya çıkarıyoruz ve güzel satışlar ve memnuniyet elde ediyoruz. Bence bu soru çok önemli. Beni neden tercih etmeliler sorusunun cevabını aslında en başta bence kişi kendine vererek bir şekilde başarıya götürüyor zaten o yol. E-ticaret tabii ki çok büyük bir pazar ve dediğiniz gibi yani her gün binlerce insan ürün satmak istiyor ve farklı olmak da bu işin herhalde en önemli kısımlarından biri. Peki e-ticaret yaparken başınıza gelen en zor anlar neler? Özellikle kadın girişimcilerde olabilir ya, dolandırılma hikayeniz olabilir, batma hikayeniz olabilir. Hani böyle var mı anlatmak istediğiniz bir hikaye? Çok merak ediyorum. Aslında ben kurumsal hayattan koptuktan sonra ablama işte dedim bir iş kurmalıyız biz, ne pazar arayışı sürecinde bir şekilde sektörümüze karar verdik ve ilk etiketlerimizi yaptırmaya karar verdik. Önce etiket siparişimizi verdik. Evet. Bir hafta termin süresi verdiler. Bir hafta biz her gün heyecanla etiketlerimizi bekliyoruz. Çünkü o bizim ilk ürünümüz. Evet. İçimiz içimize sığmıyor. Gece gündüz kargolara bakıyoruz. Bir hafta geçti, gelmiyor. İki hafta geçti, yok. Üçüncü haftada artık telefonlarımıza cevap vermemeye başladı üretici. Ve biz hani başta o kadar tecrübesiziz ki başka etiketçiye gidip böyle etiket yaptırmıyoruz. Çünkü yaptırdık hani. Herkes böyle çok dürüst çalışıyor sandığımız için. Onları bekliyoruz ama en son iki ay sonunda pes ettik. Hani bizim etiketler gelmeyecek. Baştaki ilk sermayemiz böylece gitmiş oldu. Hani gerçekten böyle bir 400 TL kadar bir şeydi. Evet, yani böyle 400 TL şu zamanın herhalde bir 5000 TL'si falandır herhalde. Öyle bir şeydi ama yani bizim için önemli bir şey. Başlarken hani minimum bütçeyle başlıyorsunuzdu. O yüzden 100 lira bile önemlidir. Evet. Aynen, yani sektöre ilk ürünümüzle böyle bir dolandırma hikayesi yaşadık. Ama her işte bir hayır var. Bu lafa hani böyle çok inanırım ben. Sonrasında isim değişikliğine gitti. Çünkü patentimizde bir sorun oldu. Derken zaten o etiketleri biz aslında hiç kullanamayacakmışız. Ya da gelip kullansaydık belki ürünleri çöpe atmak zorunda kalacaktık. O yüzden bir yandan hayırlı oldu diyelim. Evet. Ama öyle bir acı tatlı bir hikaye yaşadık en başta. Sektörde demek ki dikkat etmek gereken bir aslında durum. Evet, tabii. Yani aslında özellikle kadınlara karşı, yani üreticilerin özellikle böyle bir yaklaşırken, ya herhalde bunlarda para var, o yüzden bunlar kocaları zengin ya da babaları zengin. O yüzden bunlar böyle bir işe giriyorlar ama vazgeçerler nasılsa falan gözüyle bakıp hani çok böyle kadınların bir şey başaracağına gerçekten inanmıyor. Özellikle işte hani üreticilerden biz bunu çok gördük. O yüzden işte ciddiye alınmama ya da çok kolay ben bunları kandırırım diye işte böyle hani ya yüksek maliyetler verme ya işte mesela bazen gerçekten şey hani kumaşlarımız mesela orada sonra bir anda diyor ki kumaşlarınızı ben kaybettim. Yani hiçbir şey iddia edemiyorum.
edemiyorsunuz. Kadın olduğunuz için zaten hani şeyler, umursamıyorlar tavırlarınızı vesaire. Yani çok fazla değil mi? Evet. Kumaşlarımız kayboldu. Çuval çuval ürünlerimiz mesela hatalı geldi ilk başta. Yani o yüzden aslında bir yandan böyle şey de hani çok hakikaten sıcak yaklaşıyor herkes. Kadınsınız, işte üreticisiniz, destek oluyormuş gibi oluyor, yapıyorlar ama aslında destek olmuyorlar. Sonrasında mesela hani çuval çuval ürünümüz bizim mesela satılamaz halde teslim aldık ve o zamanların tabii şey, tecrübesizliği nedeniyle bir sürü paramız gitti ve o ürünleri hiç satmadık gibi böyle hani bir sürü aslında çok çok fazla hikaye var. O yüzden yani güçlü kadın ya da böyle işte gerçekten kendi işini yapabilecek kadın görmeye çok maalesef hani bazı insanlar alışkın değil. O yüzden her zaman dik durmak çok önemli ve gerçekten hani bazı yerlerle sözleşmeli gerçekten çalışılamıyor üretim kısmında ama sözleşmeli çalışılabilen yerlerle ilerlemeleri, daha böyle kurumsal yerlerle ilerlemeleri bence önemli. Hani böyle bir 5 lira daha, 10 lira daha fazla verip gerçekten işini düzgün alabilmeleri önemli. O anlamda karlılık hani insan düşünüyor ama gerçekten sonrası daha kötü olabiliyor. O yüzden böyle hani daha iyi yerlerle, daha işini kurumsal yapan yerlerle çalışmaları. Ellerine kanıt olabileceği en azından değil mi? Evet, sorun evet, olduğunda. Evet. Hem Amazon Amerika hem de Amazon Türkiye'de aslında ürünlerinizi satıyorsunuz ve e-ticarette de çok aktifsiniz. Bunun hem dezavantajları hem de avantajları neler? Biraz bahsedebilir misiniz? Satışlarınız nasıl gidiyor? Nelere dikkat etmeli girişimciler? Biz ilk olarak aslında yaklaşık 2,5 sene önce ilk Amazon Amerika ile başladık. 3 ürün grubuyla başladık. 9 SKU toplamda. Ve hani bir deneme olsun diye az adetle ürün gönderdik. Ama orada uyguladığımız reklam modelleri ve işte küçük böyle kuponlar, müşteri deneyimleri, müşteri yorumlarının artmasıyla birlikte çok iyi dönüşler aldık. Öyle olunca burada gerçekten yüklü bir üretime girdik ve sonrasında tekrar bir gönderim yaptık. Burada yani gerçekten kısa bir zamanda güzel müşteri yorumları aldık. İşte yaptığımız reklamların tabii ki bunda çok büyük etkisi oldu. Sonra bu bizim için gerçekten çok güzel kapılar açtı. Yurt dışı mağaza görüşmelerimizde mesela çünkü hani biz bilinmeyen bir Türk firmasıyız onlar için. Yani Amazon bizim için çok büyük referans oldu. Amazon yorumlarımızı gördüler. İşte oradaki tarafsız müşteri yorumlarıyla beraber yurt dışı kapımız da aslında çok daha kolay açılmış oldu bizim için. Diğer taraftan mesela Türkiye'de de yine mağaza işbirlikleri çok daha bizim için kolay oldu. Çünkü işte müşteri yorumlarını görüyorlar vesaire. Birazcık da tabii ki böyle hani imaj olarak da Amazon'da olmak birazcık daha böyle size bir imaj katıyor. O yüzden bizim için her anlamda iyi oldu diyebiliriz. Sonra Türkiye'de başladık. Evet. Türkiye'de de FBA modeliyle başladık. Aslında FBA modeli gerçekten bizim için çok avantajlı. Çünkü evet bir depomuz var ama yani sürekli gelen bir sipariş için işte orada tekrar bir paketleme yapmak gerekiyor. İşte barkodlama yapmak gerekiyor. Sisteme girmek vesaire. Yani aslında bir iş yükü. Ama Amazon FBA ile birlikte ürünlerimizi zaten toplu bir şekilde gönderiyoruz ve bizim için her şeyi Amazon yapıyor. Kargolamayı Amazon yapıyor. Yani depoda müşteriye gönderiyor. Amazon'un deposunda, kalıyor. Siparişleri geldiği zaman Amazon iyi bir şekilde paketliyor ve müşteriye direkt olarak gönderim yapıyor. Bizim sadece sistemimize düşüyor ve biz sadece fatura kesiyoruz. Bizim için sadece yaptığımız şey bu. O anlamda çok yani bizim için hem zaman olarak bizim kesinlikle için çok avantajlı, hem depolama maliyetleri düşük, aynı zamanda bizim karlılığımız da artmış oluyor. Bu şekilde çünkü tek bir kargo ücreti ödüyoruz. Onların kargo maliyetleriyle daha da hani biz avantajlı duruma geliyoruz. Bu yüzden Amazon'la çalışmak hem zaman anlamında hem de maliyet anlamında bizim için çok iyi oldu. Yani siz ürünleri burada ürettikten sonra hepsini Amazon'a gönderiyorsunuz. Amazon sonrasında bir aslında işçi kurumu gibi sizin için paketliyor, adresi teslim ediyor. Evet. Ve siz oradan da sadece faturasını kesip ücreti alıyorsunuz. Evet. Çok güzel bir sistemmiş gerçekten. Evet. Ben de bilmiyordum. Hem Amerika'da da aynı, Türkiye'de de aynı o zaman sistem değil mi? Evet, Amerika'da da Türkiye'de de aynı. Özellikle yani depo sorunu yaşayanlar için mesela hani öyle girişimler de olabiliyor, deposu olmayan girişimler. Amazon'u deposu olarak da kullanabilir. Oradan direkt olarak müşteriye kendileri gönderiyorlar ve yani bizden daha iyi paketleme yapıyorlar patlatlarla vesaireyle. O anlamda çok güvenilir ve iyi oluyor. Türkiye'de peki başka e-ticaret platformlarına girdiniz mi Amazon haricinde? Evet, benzer hemen hemen herkesin kullandığı bütün pazar yerlerinde varız şu anda. Ama Amazon'un farkı olarak Amazon bizden tamamen işçiliği aldığı için gerçekten bizim için satış hem keyifli hale hem karlı hale geliyor. Sadece aslında satışlarımızı toplu gönderimlerimizden sonra maillerimizden takip edebiliyoruz. Gün sonunda fatura işi sadece bize bir yük olarak kalıyor. Ama o da kargolama süreçlerinin yanında bir hiç aslında. Peki Türkiye Amazon'u kullanan mesela girişimciler, e-ticaret yapmak isteyen insanlar yurt dışında da satışlarını yapabiliyor değil mi? Yurt dışı hesaplarını da açarlarsa o da Amazon çok kolay izin şekilde veriyor. Tabii tabii. Evet tabii ki izin veriyorlar. Yani zaman sadece onun için ayrı bir hesap açıyorlar. Yani sonrasında isterlerse Amerika, isterlerse Almanya ya da Arap ülkeleri oralara da gönderebiliyorlar. Çok güzel bir sistem. Hiç yani yorulmadan tüm ürünlerini gönderip tüm dünyaya açılabiliyorsunuz o zaman. Aynen öyle. Süper. Çok hoşuma gitti. Siz peki kendi web sitenizden de satış yapıyor musunuz?
Yani oradan da yapıyoruz. Evet. Bunun için zaten yani şey var, web sitemizden yapıyoruz. E-ticaret sitelerinden ve Türkiye'de bazı fiziksel kids concept store'larda aslında böyle birazcık daha hani seçili mağazalarda bulunuyoruz. Ama her zaman hem işte e-ticaret platformlarında hem de işte Google, Facebook gibi mecralarda mutlaka reklamımızı veriyoruz ki oradan da yani o dönüşler devam ediyor. Oradan da mutlaka her tarafa faydası oluyor. Süper. O zaman Mama Yayın'ın da linkini aşağıya bırakırız. Siz de bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz ürünlere. Ben de sizlere ağırladığınız için çok mutlu oldum. Hem bu kadar güzel hem de güzel işler yapan kadın girişimcileri ağırlamak benim için de çok mutluluk vericiydi. Son olarak girişimcilere birer tavsiyeniz var mı? Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Özellikle girişimci kadınlara söyleyebileceğimiz şeyler olabilir. Bence gerçekten özellikle bir kadının mutlu olacağı yerde olması çok önemli. O yüzden ya gerek kurumsalda olabilirsiniz, gerek evde olabilirsiniz. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız gerçekten harekete geçmek bence çok önemli. Sonrası geliyor bir şekilde. Çok çalışmanın mutlaka karşılığını alıyor herkes bir şekilde. Karşınıza ne çıkarsa çıksın. O yüzden önce ne istediğinizi bence bulduktan sonra mutlaka peşinden gidin. E-ticaret zaten inanılmaz bir nimet. E-ticaretin faydalarından mutlaka yararlanın. Kendi istediğinizi yaptığınız zaman zaten çok mutlu olacaksınız. İşiniz büyüdükçe zaten mutluluğunuz artacak. Bu nedenle tüm isteyen kadınların mutlaka denemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda e-ticaret çok büyüyen bir alan. Bundan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için tekrardan. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.